xalqimizning ichida turli ixtiloflarga sabab bo'layotgan masalalarni ko'tarayotgan yoshlar. Ularga qarshi, ya'ni qarshi deganda hali dushman kayfiyatida emas. Ularni bizga qilayotgan hujumiga qanday mudofa usullari to'g'risida. O'zi odatda bunga o'xshagan ya'ni vaziyatlarga ilm bilan javob beriladi. Boshqa yo'l yo'q. Ularni jimotor gapirma, savol berma bilan to'xtatib bo'lmaydi. Hozir vaziyat shu. İlim bilen cevap verişimiz gerek. O'zi tarixdan Payg'ambar aleyhissalotu vesselam'ın hadislerden o'rganilgan sıfatlar malum. O'sha sıfatlarını doim o'rganib borishimiz gerek. Qanday holatda odam ahli bid'atlarga qo'shilib qoladi. Ya'ni ahli sunna val jamoaga qarshi muxolif bo'lib qoladi. Uni muxolifligini qayerdan bilamiz? Bu savol muhim savol. Bilsak, ya'ni kasalni aslini topsa, muolaja oson bo'ladi. Diagnoz to'g'ri qo'yilsa, tashxis to'g'ri qo'yilsa, davo to'g'ri bo'ladi. Tashxis to'g'ri qo'yishda albatta ideologik, ilmiy asosga urg'u berish kerak. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ga o'sha Abu Sa'id al-Khudriyning rivoyatlarida Abdullah ibn Zulhuvaysiralik bir odam taqsimotda o'ziga taqsim tegmaganligi uchun menga bermadi degan gapni gapirmasdan nima degan? I'dil ya Muhammad degan. Rasulullohni ayblab qo'ya qolgan. Menga ham bering deyish kerak edi o'zi. Unaqa demagan. Adolat qiling degan. Hatto ba'zi rivoyatda ittaqillah o'zi i'dilni tagida ittaqillah bor. Adolat qil degani Allohdan qo'rq deganida Rasulullohga Allohdan qo'rq deyapti. Shu darajadagi odam. Demak, shaxsiy manfaat uchun harakat qilgan u odam. Mana shu uslub. Uslubni boshlanishi shu. Payg'ambar alayhisalotu vasallamga nisbatan bu gapni gapiradigan odamning sifatlari ma'lum. Ya'ni o'rgansangiz, fikrlab ko'rsangiz, u odamni aqli past. Aqli sog'lom odam Rasulullohga adolat qil demaydi. Behayo, hayoli odam bu gapni gapirmaydi. Odobsiz, odobli odam bu gapni gapirmaydi. Shaxsiy manfaat parvar. Ya'ni boshqaning manfaatini o'ylagan bu gapni gapirmaydi. Johil, mutaassib va o'ziga bino qo'ygan. Chunki adolatni talab qilyapti, haqparvar. Bino qo'ymasa qanaqa bu gapiradi? Mana shu sifatlar o'sha odamda tamomila mujassam edi. Ba'zi muhaddislar aytadi, u munofiq bo'lgan u. O'zi asli munofiq edi u. Lekin payg'ambar alayhissalotu vasallamga o'zini iymonli qilib ko'rsatgan uchun indamasdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytardilarki, nimaga munofiqlarni o'ldirmagan payg'ambar alayhissalom deb savol berishgan Hazrat Umarga. Endi o'zini sahobalarini o'ldiryapti degan gap tarqaydi tashqariga. Siyosiy ma'noda bunga e'tibor qilganlar. Bu gaplar ham bizga nima beradi? Ya'ni ilmiy farosat beradi. Vaziyatga qarab ish tutishlik payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlari. Farosat Rasulullohning sunnatlari. Payg'ambar alayhi salamning sunnatlari. Atrofdagilarning gap so'ziga e'tibor qilib indamaganlar ba'zi narsalarga. Demak. Va Xolid ibn Valid boshqa rivoyatda Umar radhiyallohu anhu qilichlarini chiqarib chopmoqchi bo'ldilar halgina. Tegma dedilar. Qiyomatga yaqin buning avlodlari chiqadi. Shuni avlodlaridan shunaqa odamlar chiqadi dedilar. Yahruju qawmun. Yahruju kalimasidan xavorij nomi bittasi shu. Yamriquna min ad-dini kama yamruqu sahmu min ar-ramiyya. Bundan mariqun nomi ularni. Dindan kamonning o'qi o'ljadan teshib chiqib ketgandek chiqib ketishadi. Mariqun. Mariqullar. Va ana shu sifatlarni sifatlaganlarida hozirgi kunda imomlarga muxolif bo'lib olgan o'ziga o'zi ya'ni men xohlagan joyda haq bo'lish kerak degan tabiatdagi odamlarning hammasi
hadis-i şerifte aşkar zikir kılınken. Hammesi. Ular şunaka tabiyyatli adamlar. Men haklagen narsa hak. Buluş gerek. Sen etken narsa mez. Yani hak men haklagen cahide buluş gerek. Sen şunu yapır bir işin gerek. Taktike, teoriye, fikir, dünya karar şu. Tokta başka yapan buluşu mümkün mü? Mesela hak. Sen etken cahide mez. Başka cahide buluşu mümkün mü? Ve men uşa sen körmegen cahideki hakını hak deyip ayçişim. Mümkün mü? Ve sen uşa sen oylayetken haktan hak imesliğini bilip asıl hakkı ergeçliğin lazım mı? Deseyiz yok. Bu cevap yok. Barca ihtilaflarının tekini korsanız fakat şu. Ben haklagen cahide hak buluş gerek. Ben şu Sadık Samarkandini işte yapmam mı? Ha, demek şu hak buluş gerek. Oldu. İmamların hammesi Saray Mulla buluş gerek. Demek ki sen o şey Sadık Samarkandini işitkenin için mi? Onun ilmi faaliyetini, ilmi bahsini oturup yapleşsen, senge, İslam'ge, Müslümanlar'ge zarar mı seçi? Ya farkı yok, ben şu taşkarlı yurttum mu? Ha, demek şu hak. Demek ki, çünkü benim taşkarlı yurtbandı. Bana ben şimdi hangi taktikeler? Yani bana şimdi okşayan mantiki zayıflik var. Uşalarını bilişimiz gerek ve bahs mabeynide şularını itibarga alıp yaplaşışımız gerek. Adapte yaplaşırsınız ki mesela Rus bulsa Rus'un itibarga alasız mı? Alasız, Rus'i faaliyetini itibarga alasız, tilini, lügatını itibarga alasız, onun ananalarını itibarga alasız, uşenge karab yaplaşırsınız. Türk bulsa Türk'ün ananasını itibarga karab yaplaşırsınız. Uşnaka düşüncedeki adamın tabiyeti, medeniyeti şu. Başlanışı şuydu. Zulhuvaysiyelikinin tabiatını gördüler. Nime hayaldan ötken ikine Resulullah'a adalet kıldı kendi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vay hak dediler. Halinge vay busi ney dediler. Men ya'dil. İdalem a'dil dediler. Men adalet kımasam. Kim adalet kılar dediler. Adaletli mizanı memkün dediler. Ulamalar ki hakını yapı deyipti. Şu ulamalar hakını yapırmese kim yapırdı? Şular yapırdı akar. Avtorski prava, muallif'lik hukuku doğrusu da Hadrat Rahimahullah muallif'lik hukukunu yazardılar ki kitaptı. Şer'an caiz mezdi. Biraz baksılardan adamlar, bazılar. Muşan'da tesayeti ödü Hadrat ki. Hakkını yaşır yapsalar. Muallif'lik hukuku bilen hakkını yaşır yapsalar diyipti. Hazreti Ayet yaptılar ki, şu kitaplarını çıkarışımız, hakkını tarikatışımız maz mı? Cümlenin özü de tuttu cevabı. Özü, sen de hakkını çıkarsan ama, yok, özün özgünü tekinge tarikat. Bunu kaynca haracat bilen, kaynca kıyınçlikler bilen kitap çıkarsak, kitabın narkı mesela 10 binge eğlense, satıp indi bu beçara keçeleri bilen kuzunun nurunu sarflayan, hayatını sarflayan, halkta yeti borsa, az güne pul bulsa, harz havalalarını yapıp, yine şu kitapki sarflaydı. Bu adamlar, ucu, meyşet parası adamlarmaz. Dip duramam dese, bir kitap çıkardı da, 10 binli kitabı uzun ikisiyle köpüsle çıkardı, 5 binge eğlenedi. Bana bir çare 12 binge satış gerekti, bu 7 binle kocada durdu kitap. Ne mi oldu? Ahli ilimli, tamami işi, parakende buldu. Yeni kitap yazmıyordu. Şuna kadar deseler, o şey kitap kuruşları etti de hakkını bekitti yapsız. Çıkardım ki bana hakkını bekitti. Çıkarganım o değil. Bekitmeganım ki. Meneşif tabiat, yani şahsi manfaat barıdı. Zulhuvaysiyelik, tillage ege bulma gelmedi. O tillanı menge vermedin. Deyiş gerekirdi. Menge en birin ya Resulullah degende çıralıyla bulardı. Arabi derdik hazır onu. Acayip de Araplarını Arabi istedim zikir kılardık. Hazırlama dediğimiz bu bedbek Resulullah'a adalet kıldım sakladı. Hüttü şuna kaman gepleşip kurgan adamlarının yani şuna kengi kaifelerinin barçası biz kıptırgan işini biz gelme yıkıma yapsan deydi. Kıptırıp biz şunu. Sen etiyetken gepine kıptırıp biz. Korkasan sen deydi. Avrar Muhtar Ali bopturup mu meydanda? Onun da karasayız Abdurrahman Şaşi. Yok. Kim korkadı? Kim korkadı?
qo'rqayotgan u axir. Ya'ni mutlaqo tabiat tushuncha dunyoqarash shu. Payg'ambar alayhissalom o'sha yoshi yosh bo'lishligi, aqli zaif bo'lishligi bularni keyin yaquluna min qawli khayrul bariyya deganlar. Ya'ni insoniyatning eng yaxshisining gapini gapiradi. Lekin amalda eng yomon ishni qilishadi. Eng yomon ishni. Masalan, montaj qilishib, siz aytmagan gapni aytdi qilib, mavzuni asl mag'zini o'chirib tashab, qolgan joyini tarqatib, mana bu odam shunaqa deb bizni haqorat qilyapti-da, haqoratni eng yomonini, ya'ni qo'liga qurol ko'targan qotillarga bizni hadaf qilishyapti. Mana bu mashinaqangi xoin, buni o'ldiring degan ma'noda. Montaj qilishyapti-da, keyin biz ularga qarshi bu qilayotgan ishlar zanimning ishi, Qur'oni Karim bunaqa odamlarni zanim degan desak, bu gapni bilgan ba'zilari kelib bizga sakrayapti. Ha, nimaga bizni sha'nimizga yomon gapiryapsiz? Bizni sha'nimizchi? Bizchi? Biz yerdan chiqqan qo'ziqorimizmi? Bizni nima desanglar bo'laverar ekanda, mayli, shaxsimizni nima desa, men haliga qadar shaxsimizni himoya qilishlik tarafdori emasman. Imom Maturidiydik bizni ilmdagi nasabdagi ajdodimizga tosh otsa otar ekanda, Imom Ash'arilarni adashgan der ekanda, imomlarimizni adashgan der ekanda, biz unga endi javob qaytarsak, odobsiz bo'larmishmiz. Beodob qo'y bo'larmishmiz. Latoyi bor shunaqa beodob qo'y haqida. Qo'yi uchta oyog'ini bog'lab, bo'yniga pichoqni bitta torsa, qo'y pitirchilab qon sarchatib olsa, voy beodob qo'y der ekan. Ha, u so'yyapti uni, pitirchilashga haqqi bormi yo'q uni? Mana shunaqa bo'lyapti. Islom ummatini, ahli sunnani so'yishga oyog'ini bog'lab, bo'yniga pichoq tortishyapti. Bir pitirchilab qo'ysa, ki odobsiz deydi. Nima qilaylik, jon talabasi biziki ham. Bular shu demak. Eng yaxshi gapni gapirishadi, Qur'ondan gapirishadi. Ya'ni Qur'on gapiradi, ma'no aytganda o'zining gapini gapiradi. Hadis deydi, ma'no aytganda o'zining gapini gapiradi, o'ziga kerak bo'lgan. Har bir Qur'ondan gapirgan kishi haq bo'lavermaydi. Tarix bunga guvoh. Ali radhiyallohu anhu ga qarshi chiqqanlar Qur'ondan gapirmaganmidi? Haq, har bir haq da'vosini qilgan odam haq bo'lavermaydi. Haqni talab qilgan odam. Har bitta haqni talab qilgan odam haq bo'lavermaydi. Musa alayhi salatu vasallamdan sigirni so'yinglar deganlarida haq talab qilishmaganmidi? Al-ana ji'ta bil haq deyishgan edi. Endi haqni gapirding deyishgan edi. O, qimmatbaho sigirga aylanib ketgandan keyin. Endi bizga haqiqiysini gapirib berding deyishgan edi. Demak, o'sha mujodala maydonida ularning tabiatlarini o'rganishimiz, bilishimiz va o'shanga yarasha muvofiq, munosib javob berishimiz kerak. O'sha munosib, muvofiq javobga ilmiy asosda ba'zamiz bo'lish kerak. Ayniqsa peshvo imomlarimiz. Sizlarni menimcha shuning uchun yig'ildi. Vaziyat qo'linglarda ko'p qavm bor. Aksariyati sizlarga ergashadi. 5-10 ta. Boring 3-4 foiz. Bu ham ko'p o'zi. 1-2 foiz odam tashvish tug'diradi. Ular ham aslida bizni o'zimizni aka-ukalarimiz. Asli tagini olsangiz, o'zimizni birodarlarimiz. Faqat nima bo'ldi? Bag'ov alayna, bizga zulm qilishyapti. Faqat ular bechoralar o'zlari xohlamagan shaklda balki adashishga kirib ketib qolyapti. Ularni ham asrashimiz, ularga ham nisbatan yordam berishimiz kerak.